Tarihleri boyunca Yunanlar, kültürel mirasları olan Helenizmi, bir siyasal formül olan Megalida ile aynı anlamda kullanmaya özen göstermişlerdir. Kuşkusuz Helenizm kültürü içinde Anadolu çok önemli bir yeri işgal etmektedir. 20. yüzyılın başlarında değişen dünyada meydana gelen olaylar, Yunanistan'ın bağımsızlığını kazandığı günden itibaren beslediği siyasi emellerinin gerçekleştirebileceği zemini hazırlamıştı. Yunanistan'ın hedefi, Anadolu'dan ve Trakya'dan toprak kazanımı elde edebilmekti. 1919 yılında müttefiklerin de desteğiyle Yunanistan bu amacı gerçekleştirmek uğruna bir sefer düzenlemiş ve Anadolu'yu işgale başlamıştı. Yunanların İzmir'e ayak basmaları tam bir vahşet ve zorbalık örneğidir. Sebepsiz yere Müslüman halkı tahkir etmişler, dövmüşler ve öldürmüşlerdir. Ardından yerli Rumlarla birlikte Türk mahallelerine saldırarak evlere girmişler, binlerce Türk iş yerini yağma etmişler, rastladıkları Türkleri kadın çocuk demeden katletmişlerdir. Yunanlar ve yerli Rumlar İzmir'in işgali ile birlikte Türklere yönelik gasp, yağma, yakıp yıkma, katliam, ırza tecavüz, kutsala hakaret gibi insanlık için yüz karası, tüyler ürpertici mahiyette şiddet ve terör hareketleri uygulamışlardır. İşgalin ilk gününde Yunanlarla yerli Rumlar tarafından basılan birçok Türk evinde kadınlara tecavüz edilmiş, yine İzmir eşrafından karantinada ikamet etmekte olan bir şahsın gözü önünde karısına tecavüz edilmiştir. İzmir'in çevresindeki köylerde ise daha kötü sahneler yaşanmaktaydı. Bu köylerin birçoğu talan edilerek yakılıp yıkılıyordu. İşgal günü öldürülen ve yaralanan subayların sayısı 57 olarak tespit edilmiştir. İzmir ve çevresinde öldürülen subayların sayısı ise 2000'in çok üzerindeydi. Hasan Tahsin 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkartma yapan Yunan Efson Alayı işgal askerine kordon boyundan ilk kurşunu sıkarak Türk direnişini başlatan kahramanlardan biridir. Hasan Tahsin ilk öğretimine Selanik'te bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de eğitim aldığı Şemsi Efendi Okulu'nda başlamış, daha sonra Selanik Feyziye Mektebi'ni bitirmiştir. Bu okulun ardından İttihat ve Terakki tarafından burslu olarak Paris Sorbonne Üniversitesi'nde siyasal bilimler öğrenimi gördü. Bu esnada Trablusgarp'ı işgal eden İtalya'yı protesto etmek için Mısırlı öğrenci lideri Şeyh Dayef ile birlikte mitingler düzenledi. Paris'te İttihat ve Terakki Fırkası'nda ve Teşkilat-ı Mahsusa'da görev aldı. İstanbul'a döndükten sonra Osmanlı Devleti aleyhine Balkanları karıştıran İngiliz İstihbarat Teşkilatı adına çalışan Buxton kardeşlerin bu faaliyetlerini önlemekle görevlendirildi. Hasan Tahsin 1918'de İzmir'e yerleşerek Hatıra isimli bir şirket kurar ve Osmanlı Sulh ve Selamet Cemiyeti'nin sözcülüğünü yapan Hukuk-ı Beşer gazetesini yayımlamaya başlar. Gazetedeki yazılarında ise vatanperver Hasan Tahsin lakabını kullanır. Tahsin, yazdığı yazılarla Türkiye'de kadın haklarının savunuculuğunu yapan ilk erkektir. Ayrıca Tahsin, İzmir'e geldiği yıl Suudiye Hanım'la gizlice evlenmiş, bu evlilikten Mehmet Kemal isimli bir oğlu olmuştur. Bu dönemde Yunan ordusu İzmir'i işgal etmeye hazırlanıyordu. 14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan gece binlerce İzmirli eski Musevi mezarlığında toplanmıştı. Bu esnada İngiliz, Fransız, Amerikan, İtalyan ve Yunan zırhlıları İzmir Körfezi'nde bulunuyordu. Kalabalığa hitap eden önemli bir isim, o zamanın belediye başkanı Hacı Hasan Paşa'ydı. Belediye başkanının yanı sıra topluluğa hitap eden bir diğer önemli isim ise Hukuk-ı Beşer gazetesi başyazarı olan Hasan Tahsin'di. Halkı direnmeye çağırıyorlardı. Hasan Tahsin konuşmasında Paris Barış Konferansı kararlarını sert bir dille eleştiriyor. Gazetede yazdığı gibi burayı Yunan'a vermeyeceğiz. Vermek isteyen kuvvetle paylaşacak kozumuz var diyordu. Bu geceye yakın akşam üzeri Moralızade Halit Bey, Mustafa Necati ve Ragıp Nurettin'in bir grup vatansever ile birlikte hazırladığı Reddi İlhak Heyeti Milliyesi tarafından dağıtılan bildiride "Ey bedbaht Türk! Yunan hakimiyetini kabule taraftar mısın? Artık kendini göster. Tekmil kardeşlerim Maşatlık meydanındadır. Oraya yüz binlerle toplan. Orada zengin, yoksul, bilgin, cahil yok. Fakat Yunan egemenliğini istemeyen mutlak çoğunluk var. Geri kalma. Binlerle, yüz binlerle Maşatlığa koş." 15 Mayıs 1919 sabahı saat 7.30 sıralarında Hasan Tahsin Konak Meydanı kordon boyunda koyu renkli takım elbisesiyle bekliyordu.
Önce Yunan gemilerinden Patles ve Atronitos isimli gemiler pasaportu yanaştı. Ve bir grup Yunan Efsonalı saat 08.55 sıralarında askeri gemiden inerek karaya çıktı. Themistocles gemisi ise 5. piyade alayını Punta iskelesine çıkardı. Bunlar Punta'dan ilerleyerek Kadife Kale'yi işgal edeceklerdi. Bu esnada on binlerce yerli Rum ellerindeki Yunan bayrakları ve çiçekleri de kordon boyunu kaplamışlardı. İzmirli Rumlar işgal haberini 13 Mayıs Salı günü öğleden sonra Ayafotini Kilisesi'nde Yunan albay Mavrubis tarafından okunan Venizelos'un beyannamesiyle öğrenmişlerdi. Kalabalık inen Yunan askerlerini alkış tutuyordu. Gelen askeri tabur İzmir Metropoliti Hristostomos tarafından takdis edildi. Metropolit Yunan bayrağını öptü ve bu esnada ağladığı görülüyordu. İlk Yunan taburu daha sonra buradan yaya olarak hükümet konağı, kışla Kokaryalı istikametinden karantinaya doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş kolunun baş tarafı kışla hizasını geçip yola saptıktan sonra Hasan Tahsin kalabalığın arasından sıyrılarak öne geçti. Tahsin'in sesli bir şekilde "Olamaz, böyle ellerini sallaya sallaya giremezler." diye söylendiği duyuldu. Tahsin daha sonra yanında bulunan revolver ile düşmana ilk kurşunu attı. Tahsin ilk anda isimleri Basile, Delaris ve George Papakostos olan iki Efson askerini öldürmüştü. Bazı anlatımlara göre ise sadece Yunan Efson alayının bayraktarını öldürdüğü belirtilmekte ve bu görüş daha fazla kabul görmektedir. Hasan Tahsin tabancasındaki tüm fişekleri düşman askerine karşı ateşledi. Böyle bir direniş beklemeyen Yunan alayı şaşırdı. Daha sonra ise yanında fazla yandaşı olmayan Hasan Tahsin, Yunan alayı tarafından açılan ateş ve ardından süngüleme sonucunda şehit edildi. Hasan Tahsin'in ilk kurşunu atması, Anadolu'da sembol olmuş ve direnişe cesaret vermiştir. Bu nedenle Hasan Tahsin, milli mücadeleye örnek olması sebebiyle Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından biridir.